çevre illerimizde bulunan 8 ilimizin il başkanları, teşkilatları ve Kahramanmaraş il ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kahramanmaraş'a hizmetlerimden dolayı 40 yıldan beri beni manşetlerde hizmetlerimi anlatan basınımızın çok değerli çalışma arkadaşlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanım, Kahramanmaraş'ta birçok atasözleri var, ülkemizde de var. Ama bu atasözlerden bir tanesi bazen siyasilerin karşısında da gösterirler. Sahipsiz Maraş derler. Evet, doğru, sahipsiz bir Maraş. Şimdi size sondan başlayarak bir iki örnek vermek istiyorum. Bugün havalanında sizi karşılıyoruz, şeref vermenizi bekliyoruz. Herkeste bir heyecan, ben de bekliyorum. Herkes de sizi karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. Ama ben bu uçak Kahramanmaraş'a inecek mi, inmeyecek mi onu telaşındayım. Allah'a yalvarıyorum ki Allah'ım bu uçak Kahramanmaraş Havalanı'na insin. Neden? Kahramanmaraş Havalanımızın LSE cihazları yok. Maalesef ki yok. Şimdi 20 yıldan beri uğraşıyorlar. Hatta bir iş adamımız demiş ya neyse parasını ben vereyim. Ankara'dan İstanbul'dan uçağa binersiniz. Yaz günleri hariç 9 ayda ya Gaziantep'e inersiniz, Maraş'a inemez. Ya Adana'ya, ya, ya Malatya'ya veya da Kayseri'ye inersiniz. Ben bunların hepsini yaşadım. İşte sahipsiz bir memleket budur. Şimdi bir vatandaş olarak, eski bir milletvekili olarak ben Kahramanmaraş'ın bütün sorunlarının tamamını mecliste gündeme getirdim. Bitirdim mi? Bitirmedim. Hala devam ediyorum. Şimdi bu ALS cihazımız bizim. 14 Kasım'da ihalesi yapılacaklarmış. İstimlak çalışmaları başlamış, cihazlar takılacakmış. İnşallah takılır diyoruz, inşallah. Yine bir örnek daha vereyim sizlere. Seçim çalışmalarımda 2011'de bir ilçemize gittim. İlçemize dediler ki bu ilçede hiç banka yok. Ya bu nasıl olur dedim ya ilçesi de bankada olmayan bir ilçe olur mu? Seçim çalışmalarımız bitti Ankara'ya geldiğimde isim de veriyorum. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nü sadece telefonla aradım. İlgili kişiyi buldum. Dedim Nurhak ilçemizde banka yokmuş. Bu size yakışır. Halkın bankası sizsiniz. İnanmadı bana. Üç gün sonra beni aradı. Evet dedi haklıymışsınız. Üç ay sürmedi. Nurha Ziraat Bankası'nı açtılar. Onlar kurdalesini kesti. Hiç önemli değil. Sahipsizlik bu. Bir telefon, bir telefonla neler yapabiliyorsunuz neler? Ki muhalefet milletvekiliyim ben. Sahip çıkmak farklı bir şey. Şimdi niye ilgilenmiyorlar? Kahramanmaraş'ın 8 tane milletvekili var. Her dönemde 5, altı, yedi tane çıkarttığı zamanlarda oldu. Kahramanmaraş nasıl olsa çantada keklik. Bu bir. İki. Kahramanmaraş nasıl olsa çantada keklik. Hangi kimi belediye başkanı koysak o da seçilir. Ama bu defa öyle olmayacak. Hep beraber, hep beraber çok çalışacağız. Sayın Genel Başkanımızın buyurduğu gibi herkese dokunacağız ve o Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İyi Parti'nin bayrağını asacağız. Evet. Sayın Genel Başkanım, mikrofonu da kürsüyü de çok özlemişim. İnşallah da Allah'a dua ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kürsüsünü de nasip etsin inşallah diyorum. Oradan konuşmayı da nasip etsin. Yine sizin huzurunuza diyorum. Evet. Tabii ki Kahramanmaraş'ın çok problemleri var. Sessiz, sakin bir halkı var. Kadercidir. Ama artık Kahramanmaraş'ın canına tak demiş. Bir iki konuya daha değinmek istiyorum. Depremden sonra ki en büyük felaketi yaşadık. Asrın depremiydi. İki merkez de Kahramanmaraş'taydı. Her taraf yıkıldı, yok oldu. Kahramanmaraş'ta o depremi ben de yaşadım. Ailemle, çocuklarımla beraber. Çok şükür benim bulunduğum Bahçeli Evler semtindeki Koro apartmanıdır. Maraş'ın ilk apartmanlarından biridir. Ayakta kaldı. Çok şükür sağ çıktık. Ama çevremizde bulunan en az 500 site, 500 bina yıkıldı. Bizim bina ayakta kaldı. Kahramanmaraş halkı bir hafta 10 gün devleti bulamadı. Yoktu. İnsanlar bağıraraktan vefat ettiler o depremin yıkıntılarının arasında. Çok ağladık, çok sızladık. Depremde yaralarımızı sarmak mecburiyetimiz var. Devlet el atması lazım, belediyenin el atması lazım. Şu anda üstünden 8 ay geçmiş. Sadece yapılan üç şey söylüyorum size. Bir, bulvarlar üzerindeki enkazlar kalktı. Bulvarlar üzerindeki ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Arka caddeye geçilmedi. ilçelere geçilmedi. Kenar semtlerimiz, tarihi semtlerimize uğranılmadı daha. Üç beş tanesi hariç yapılan işlem bu. Bu tempoyla giderse bu enkazın kalkması benim tahminime göre 8-10 sene sürer. Bu tempoyla giderse, hız vermezlerse, Maraş'a emek vermezlerse... ...yine Maraşı çantada keklik görürlerse... ...bu tempoyla, bu şekliyle 10 sene sürecek. Türkiye'mizin üç tarafı denizlerle kaplı... ...en güzel dünyada coğrafi konuma sahip. Kahramanmaraş'ımızın da üç tarafı denizlerle değil ama barajlarla kaplı. Ama Maraş'ta su kıtlığı var şu anda. Önümüzdeki 2-3 ayda Maraş'ın suyu yok. En önemli kaynak sularımızdan bir tanesi Helete'den çıkan Antep'e gitti. Kimse sesini çıkartmadı. Suyun fazlalığı elbette ki gitsin. Boşa neden aksın? Ama ilk önce Kahramanmaraş'ımıza lazım o su. O bölgedeki çiftçilerimize lazım. Şu anda Kahramanmaraş'ta muazzam bir su kesintisi var. Su yok. İkinci bir barajımız daha var. Menzelet Barajı. Oranın suyu da Hatay'a gidiyor. Amik Ovası'nı suluyor. Türkoğlu ve yöresindeki tarım, sulu tarım yapanlar maalesef ki sulu tarım yapamıyorlar. Su var. Şimdi depremden sonra belediyenin bir beyanatı var. Diyor ki ana depolarımızdan barajlarımızdan çıkan suyun son nihai tüketiciye gelene kadar yüzde yetmiş su kaçağımız var diyor. E yapsanıza ben mi yapacağım onu? Vatandaş mı yapacak? Tabii ki belediye yapacak. Tabii ki sizler yapacaksınız. Ben yapacağım. İnşallah Allah onu nasip etsin. Köklü çözümler. Kahramanmaraş'tan ilgili çok projeler var tabii ki. Çok projelerimiz var. Kahramanmaraş'ın bütün problemlerini bilirim. Hiç mütevazi olamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Ben Kahramanmaraş'ın dört defa kitabını yazdım. Hem de otuz sene önce. Orada eksiklerini belirtmişim. Hepsi ayakta duruyor. Hiçbiri yerine oturmadı. Hiçbirini gerçekleştiremediler. Allah razı olsun ki şu memlekette tarım yapan bazı çiftçilerimiz, ziraatlarımız, ziraatçılarımız var. Ve sanayi kuruluşlarımızda 500 adet belki daha fazla orta ölçekli ve üst tarafları katma değer sağlayan bu memleketi ayakta tutan onlar. Onlardan da Allah razı olsun. Onlar da Allah başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin. İş istihdamı sağlayan insanlar onlar. Kazandıkları parayla entekle tesisler kuran, tekstilin dünyadaki kalbi yapan müteşebbislerimiz. Allah onlardan da razı olsun. Bu dört yıllık parlamento çalışmalarımda hepinizin huzurunda ben bir kez daha Sayın Genel Başkanıma, Meral ablamıza ve grup başkan vekilimiz Oktay Bural Bey burada. Onlara da tekrar sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Ama neden? Şimdi o dönemde parlamentoda Kahramanmaraş milletvekillerinin arasında en çok Kahramanmaraş'la ilgili kürsüyü kullanan bir kardeşinizim ben. Günde üç defa konuşma yaptığımı bilirim ben. Üç defa en az sabahlara kadar bütün derdim, davam Kahramanmaraş, Kahramanmaraş sevdasıydı. Öyle günler olur ki, öyle zor durumda kalırım ki Meclis Başkan Vekilimiz Meral Abla'nın yanına gelirim. Abla benim şu konuyu acil görüşme, konuşmam lazım. Lütfen bana bir söz. Oktay Başkanıma giderim. Benim acil kürsüye çıkmam lazım. Memlekette şu anda acil şeyler oluyor. Bunları gündeme getirmem lazım. Hiçbir zaman beni kırmadı her ikisi de. Hiçbir zaman. Hatta grupları aradı, milletvekillerini aradı. Ya sıra senin ama Kahramanmaraş milletvekilimiz Mesut kardeşim acil çıkması lazım kürsüye. Bu sıranı ona ver kardeşim dediği günleri çok iyi bilirim. Tekrar teşekkür ediyorum başkanlarım. Şeref verdiniz. Kahramanmaraş'a siz de çok hizmet ettiniz onu biliyoruz. Şimdi bu zamana kadar 2032 yazılı sözlü önergesi vermişim. 47 tane meclis araştırma önergesi vermişim. Meclis araştırma önergesi ne demektir? Meclis başkanlığına teklifte bulunuyorum. Diyorum ki Kahramanmaraş'ın bu problemi var. Meclis komisyon kursun. Buna derhal acil çözüm bulalım. Komisyon sonucunu açıklasın diyorum. Ama hiçbirinden cevap alamadık. Ama hepsi Kahramanmaraş'ın sorunlarıyla ilgili. Yine 12 tane kanun, 14 tane kanun teklifi vermişim. Bunun yarısı kanunlaşmış. Şimdi bir muhalefet partisi milletvekili kanun teklifi verecek de o iktidar tarafından gündeme alınacak. O da oylanacak, kabul edilecek. Evet, yarısı Kahramanmaraş'la ilgili olmak kaydıyla kanun tekliflerimiz yerine geldi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da bu çalışmalarımız devam edecek. Son bir şey daha Sayın Genel Başkanım. Sahipsiz memleket dedik. Milletvekili olduğumun ilk ayında bizim yöresel televizyonumuz Aksu televizyonunda bir toplantı oldu. Dedim ki her ay Valinin başkanlığında veya Ticaret Odası'nın başkanlığında 8 milletvekilimizle il yöneticileriyle beraber olalım. Maraş'ın bütün problemlerini ortaya koyalım. Her ay bir plan program yapalım. Ankara'da takip edilecek işler, Kahramanmaraş'ta takip edilecek işler bunları hep beraber yürütelim dedim. Ama hiç oralı olan olmadı. Ankara'da yalnız başıma tek kişilik orduyla onların hepsini yerine getirdiğimi inanıyorum çok şükür. Şimdi elimize bir fırsat geçti. Geçiyor. Birlik beraberlik içerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazandığımızda İyi Parti'nin bayrağını oraya diktiğimizde inşallah o ev sahipliğini bu kardeşiniz yapacak. Sekiz milletvekilini ilçe Belediye Başkanlarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Ticaret Odası Başkanımızı, Borsa Başkanlarımızı, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her ay toplantı yapacağım inşallah. Memleketin günlük sorunları, aylık sorunları, makro düzeydeki bütün problemleriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacağız inşallah. Deprem olmasaydı bir sürü projelerimiz vardı, onların hepsini anlatırdık ama dilim varmıyor hiçbirini anlatmaya. Bu yaralarımızı saracağız. Kahramanmaraş bir konteyner şehri olmuş, bir çadır şehri olmuş, çadır esnafı olmuş, bir konteyner esnaflığı gelişmiş. Şimdiye kadar bu belediye, bu iktidar çalışsaydı yeniden imar planını yapar, şu anda kabaları bitmiş olurdu. Üç kata izin veriyorum, beş kata izin veriyorum, yüksek katı kaldırdım, deyip çalışmalara başlanması lazımdı. Ama şu anda bir kat ev bile yapmanıza izin yok. Çünkü böyle bir ruhsat vermiyor belediyeler. Çok üzgünüm. Kahramanmaraş bunlara layık değil. Olmaması lazım. Önümüzdeki dönemde inşallah bunların hepsini yerine getireceğiz. İyi Parti'nin bayrağını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dikeceğiz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli misafirlerimiz, hepsinize çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Ee, i̇lerideki dönemlerde sayın genel başkanım söz verdiniz, şeref vereceksiniz. Bir konuyu daha söyleyeceğim. Türkiye'de ilk defa iyi partimiz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını açıkladı. Kahramanmaraş'ın bir özelliği daha vardır. Tekrar hatırlatmak isterim ben. Kurtuluş Savaşı'nda da. ...ilk kurşunu Kahramanmaraş sıkmıştı... ...hatırladınız mı? Evet... ...Kahramanmaraş'la beraber... ...bu aday açıklanması bir kıvılcım olsun... ...zafere ulaşılsın... ...ülke kurtarılsın... ...ki Maraş onu yaptı zamanında... ...benimki başlangıçla beraber... ...bütün Türkiye'de de... ...bu Kurtuluş Savaşı'nda... ...en iyi neticeyi alalım inşallah diye... ...bunu temenni ediyorum bu duygu ve düşüncelerle tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar şeref verdiniz. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.